Sennheiser Momentum True Wireless 3 çıkalı 2 sene olmuş. Gerçekten zaman su gibi akıp geçiyor ve şu an bugün sizlerle beraber Momentum True Wireless 4'ü detaylıca inceleyeceğiz. Şimdi isterseniz gelin videomuza hızlıca başlayalım. Bu kulaklık gelecekten gelmiş dese yanlış olmaz. Çünkü içerisinde daha önce hiç duymadığım kodekler ve aynı zamanda teknolojiler var. Bunlardan bazıları AuraCast ve Bluetooth Low Energy gibi bazı aktarım kodekleri bu kulaklıkta bizlere sunulmuş. Hepsinden detaylıca bahsedeceğim. Ve bir de güzel haberim var sizlere. Bu kulaklığı satın almak isteyen kişiler için aş aşağıya bir link bırakıyorum. Bu linkten bana özel olarak üretilmiş olan bu kod yardımıyla 750 TL gibi bir indirime sahip olacaksınız. Kod yaklaşık 2 veya 3 ay süresince çalışacak. O yüzden almak isteyenler elini çabuk tutsun bence. Videoya Momentum 3 ile olan farklarından bahsederek başlamak istiyorum arkadaşlar. Çünkü bana gelen en çok soru bu oldu. 3'ten 4'e geçmeye değer mi değmez mi diye. Şimdi sırasıyla bunlardan biraz size bahsetmek istiyorum. İlk olarak Bluetooth sürümlerinden başlayalım. 3. versiyon Bluetooth 5.2 ile beraber geliyordu. Ancak yeni versiyon Bluetooth 5.4 yani en güncel Bluetooth sürümüyle beraber bizlere sunuluyor. Yeni kulaklıkta bir sürü yeni farklı teknoloji var. Bunlardan bir tanesi AuraCast, diğeri aptx lossless aktarım kodayı ve aynı zamanda Bluetooth LE yani Low Energy ve LC3 destekleriyle beraber bağlantı ve aktarım kodekleri kısmında bir önceki seriye ciddi şekilde fark atıyor diyebiliriz. Mikrofon kısmına geldiğimiz zaman 3. nesilde 3 tane mikrofon vardı. Artık yeni nesilde 6 tane mikrofon var. Yani iki katına çıkmış bir mikrofon sayısı bulunuyor. Mikrofon testini ilerleyen dakikalarda zaten sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki fark ise gövdesinde bir önceki versiyon IPX4 sertifikasına sahipken 4. nesil ise IP54 sertifikasına sahip. Burada gelen bu 5 sayısı da neyi değiştiriyor diyecek olursanız bu kulaklık aynı zamanda toza karşı da dayanıklı. Oradaki 4 de şunu ifade ediyor. Su sıçramalarına ve terek karşı ve yağmura karşı dayanıklı bir kulaklık olduğunu görebiliyoruz. Pil ömrü kısmında da bir gelişme var. Bir önceki nesil 5 saati kulaklıklar olarak bizlere sağlıyordu ve toplam olarak ise 27 saatlik bir performansı sağlarken yeni nesil kulaklıklara geldiğimiz zaman kulaklıkların kendisi 7 saat, şarj kutusu ise 30 saatlik müzik performansını bizlere sağlıyor. Ses performansı kısmına geldiğimiz zaman ise bunu zaten detaylı olarak açacağım ama Momentum True Wireless 3'ün basları biraz daha dolgun arkadaşlar. Böyle bam bam vuruyor biraz. Ancak 4'ün ses profili çok daha dengeli ve daha temiz bir bası sağlıyor burada bu kulaklık. O yüzden dengeli bir ses arayan kişiler için Momentum True Wireless 4 daha doğru bir tercih olacaktır. Burada tamamen yenilenmiş bir dinamik sürücüyle beraber karşı karşıyayız ve yepyeni bir çiple beraber geliyor. Böylelikle 3 ve 4'ün farklarını sizlere detaylıca anlatmış oldum. Şimdi ise Momentum True Wireless 4'ün gövde özelliklerine bakalım. 3. versiyonla neredeyse dışarıdan bakıldığı zaman bir fark yok diyebiliriz. Buradaki en büyük fark aslında yeni rengi aldığınız zaman oluyor. Yeni bir renk var. Yeni rengi ise bakır rengi. Yani böyle rose gold gibi düşünebilirsiniz. Ben rengi gayet beğendim. Ancak siz yine isterseniz bu kulaklığı grafit veya gümüş renkleriyle satın alabiliyorsunuz. Kulaklıklar yaklaşık olarak 6.2 gram ağırlığında. Standart böyle AirPods'larla kıyaslandığı zaman bir tık daha büyük bir yapısı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak kulağınıza taktığınız zaman rahatsız eden bir yapısı yok. Demin söylediğim gibi IP54 sertifikası bulunuyor. Yani su sıçramalarına karşı, terlemeye karşı ve yağmura karşı ve aynı zamanda toza karşı da dayanıklı. Üçüncü nesilden bir diğer farkı ise kutu içerisinden çıkan kulakçık silikonları eskiden sadece S, M ve Large'dı. Daha da ufak bir kulaklık ucu bizlere sunulmuş arkadaşlar. Böylelikle kulak kanalınız daha ufaksa ilk sesi kullanabilirsiniz. Benim burada size önerim ise çok daha iyi bir yalıtım alabilmeniz için komplenin köpük kulak uyu ucunu almanız böylelikle çok daha iyi bir izolasyon performansı alacaksınız ve aynı zamanda baslarda daha da gümbür gümbür olacak. Kulaklıklar klasik dokunmatik bir arayüzü sahip. Bunu uygulama üzerinden değiştirebiliyorsunuz. Ben buradaki kullanımın hızını gayet beğendim. Böyle dokunduğunuz tık 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 her şey tıkır tıkır işliyor. Hiç beklemenize vesairenize gerek kalmıyor. Bir gecikme de bulunmuyor. Şimdi isterseniz şöyle bir kulağımıza takalım. Kulağımda da bir görün kulaklığı. Şöyle şu şekilde takıp şöyle çeviriyorsunuz ve tam olarak oturuyor gördüğünüz gibi. Kutusuna geldiğimiz zaman kutusu da koyu gri yani füme, antre Asit gibi renkler. Burada Sennheiser logosu yine siyah ve bir tane tipçiye girişimiz ve yanında ise bir tane ledimiz bulunuyor. Ve aynı zamanda bir diğer fark ise buradaki pinler artık tamamıyla değişmiş arkadaşlar. Ergonomisini ve kullanımını da gayet beğendiğimi söylemek istiyorum. Yaklaşık olarak bir hafta boyunca bu kulaklığı aktif olarak kullandığımı söyleyebilirim. Spor yaparken kullandım. Metro'da Marmaray'da kullandım. Gayet başarılı güzel bir ergonomisi olduğunu söyleyebilirim. Uzun süre kullanımda rahatsız etmedi veya kulağımdan düşme gibi problemler de yaşamadı. Şimdi gelelim ses performansı kısmına burada Momentum True Wireless 3 ile olan farkından biraz bahsetmiştim. Biraz daha detayları açayım. Bu kulaklıkta tamamen yenilenmiş True Responsive dinamik bir 7 milimetrelik sürücü var arkadaşlar. Ben yaklaşık böyle 6-7 aydan beri Apple AirPods Pro 2. nesile geçtim kulaklık olarak. Sonrasında bu kulaklık bana teste geldiğinde kulaklığı taktım ve Apple AirPods Pro 2'ye göre detay başarımı çok daha başarılı diyebilirim. Sesteki detaylar ve aynı zamanda enstrümantal dağılım muhteşem derecesinde farklı. Böyle dinlediğim bazı şarkıları tekrar Tekrar, tekrar dinledim. Apple Airpods Pro'nun aslında sesini beğeniyordum ama şimdi bunu geçince gerçekten aradaki farkı net bir şekilde anlıyorsunuz. Önceliğiniz ses ise şu anda bence ya benim test ettiğim kulaklıklar arasında kulak içi olarak bu kulaklık en tepeye oturdu diyebilirim gönül rahatlığıyla. Tabi burada demin de söylediğimiz gibi bu kulaklığın ses profili gayet nötr yani çok dengeli bir yapısı var. Çok gereksiz böyle pançı bir bas yok yani bam 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 vurmuyor. Rahatsız etmiyor sizleri. Eğer bu tarz bir bas arıyorsanız bu kulaklık sizin için değil. Ancak her şeyi dengeli istiyorsanız düzgün bir tiz kaliteli bir bas arıyorsanız bu kulaklığın ses profili tam size göre olacaktır. Sesin yüksekliğine geldiğimiz zaman ben burada kulaklığın ses yüksekliğini de beğendim. Normalde biliyorsun Sennheiser'da bazı modellerde ses yüksekliği aşağıda kalıyor. Ancak bunda öyle bir problem yok. Qualcomm'un S5 Sound Gen 2. platformu üzerine inşa edilen Snapdragon Sound ile geliyor bu kulaklık. Yani yepyeni bir işlemci ile beraber geliyor. Sadece 16 bit 44 kHz'te değil aynı zamanda gelecekteki yayınlanacak bir yazılım güncellemesiyle beraber 20 24 bit 48 kHz'deki sesleri de destekleyecek. Ve videonun başında sizlere söylemiş olduğum low energy bluetooth kodeyi ve aynı zamanda AuraCast gibi özelliklerde yine bu gelecek olan güncellemelerle beraber kulaklığa geliyor olacak. Kulaklığın ses profilinin güzel olduğunu söyledim ancak siz isterseniz burada kendi ses profilinizi bile yaratabiliyorsunuz. Almanya'dan Frahover IDMT ile yapılan bir işbirliği sayesinde uygulama üzerinden kendi ses profilinizi oluşturabiliyorsunuz. Bu kulaklığı da kullanmak ve hakkını vermek istiyorsanız bence mutlaka buradaki ses profilinizde kendinize göre ayarların derin kulaklık bir takım yeni teknolojilerle beraber geliyor demiştim. Bunları da biraz açmak istiyorum. İlk olarak AuraCast'ten bahsedeyim sizlere. Birden fazla hoparlörü ve kulaklığı aynı kaynaktan çıkan bir müziği bağlamanıza yarıyor. Yani diyelim ki ilerleyen dönemlerde telefonumuz eğer AuraCast'i destekliyor olursa ben bir müzik açacağım. Sennheiser Momentum 4 bunu dinleyecek ve aynı zamanda diyelim ki aynı kulaklık eşimde de var. AuraCast özelliğinden ben onu direkt ona da gönderebileceğim. Ya da başka bir arkadaşım var ona da gönderebileceğim. Ya da evde bir hoparlör var ona da gönderebileceğim. Bu gerçekten güzel bir özellik. Bunun gibi bir takım özellik ler düşünebilirsiniz AuraCast için. Şimdi gelelim ANC kısmına yani aktif gürültü engelleyici kısmına. Bu kulaklıkta hibrit, adaptif bir aktif gürültü engelleyici bulunuyor. Uygulamadan bu özelliği açtığınız zaman cihaz nerede olduğunuzu anlıyor ve buna göre aktif gürültü engelleyicinin seviyelerini azaltıyor veya yükseltiyor diyebilirim arkadaşlar. Bu kulaklığı aldığım zaman şans eseri bir de uçuş yaptım. Aktif gürültü engelleyici kısmında rakiplerle kıyaslandığında özellikle Apple AirPods Pro 2 ile kıyasladığımız zaman biraz daha aşağıda olduğunu söylemek istiyorum burada aktif gürültü engelleyicinin. Eğer burada birinci önceliğiniz aktif gürültü engelleyici ise doğru tercih Apple AirPods Pro 2 olacaktır. Ama burada tabii şöyle de şunu da söylemek istiyorum. Momentum True Wireless 3'ten daha iyi bir aktif gürültü engelleyici performansı var. Bunu söyleyelim. Ancak rakiplerle kıyaslandığı zaman aşağıda bir yerde konumlanıyor. Evet şimdisi sırada mikrofon performansı var. Her zaman olduğu gibi sessiz ve kapalı bir ortamda. Sennheiser Momentum True Wireless 4'ün ses performansını dinliyoruz arkadaşlar. Ve şimdi yine her zaman olduğu gibi arka plana bir kafe gürültüsü açacağım. Ve böylelikle bir kafeye gittiğimiz zaman arkadaşlarımızla telefonla konuştuğumuz zaman ya da canlı bir toplantıya katıldığınız zaman işte karşı taraf sesinizi bu kalitede duyacak. Şimdi ise gelin dışarı çıkalım, dışarıdaki mikrofon performansını hep beraber test edelim. Evet, şu anda Sennheiser Momentum True Wireless 4 ile beraber bir mikrofon performansı testi gerçekleştiriyorum. E, hava bu arada ciddi şekilde rüzgarlı. Hatta şuradaki palmiye ağacından da bunu görebilirsiniz, ciddi şekilde sallanıyor. Şu anda arabalar yavaş yavaş geçiyor ve şu anda da arabaların olmadığı bir andayız artık. Tamamıyla dışarıda rüzgarlı bir ortamdaki ses performansıyla karşı karşıyayız. Biraz da lafı uzatıp arabaların gelmesini bekliyorum açıkçası. Arabalarda böyle yanımızdan geçerkenki mikrofon performansı işte tam olarak bu şekilde arkadaşlar. Peki siz bu kulaklığı mikrofon performansını beğendiniz mi? Aşağıdaki yorumlar kısmında buluşalım. Gelelim bağlantı kısmına. Bağlantı kısmında Bluetooth 5.4 ile beraber geliyor. Piyasada bulunabilecek en yüksek Bluetooth sürümü diyebiliriz. Kodeklere geldiğimiz zaman SBC, AAC, APTX, APTX adaptif ile beraber geliyor. Ve aynı zamanda Bluetooth LE yani Low Energy LC3 kodu ile beraber bizlere sunulmuş. Bunun da detayına geldiğimiz zaman Bluetooth LE, Bluetooth Low Energy olarak geçiyor diyebiliriz arkadaşlar. Bu tamam ile yeni bir ses kodeyi olan LC3'ü destekliyor. Bu kodek aynı ses kalitesini klasik SVC kodeğine göre %50 daha az bit değeriyle bizlere sağlayabiliyor. Böylelikle çok daha iyi ve verimli bir pil performansını bizlere sağlıyor. Bunu biraz daha açmamız gerekirse aslında Bluetooth kendi içerisinde ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi klasik Bluetooth, diğeri ise Low Energy Bluetooth olarak geçiyor. Bu ayrım Bluetooth 4.0 ile hayatımıza girdi. Ancak düşük enerji Bluetooth'ta bu zamana kadar ne yazık ki ses aktarımının mümkün değildi. Sadece akıllı saat iletişiminde kullanabiliyordu yani işte böyle nabız vesaire yani bu tarz verilerin akışını sağlayabiliyordu ancak artık yeni teknolojiyle beraber ses aktarımı da mümkün kılındı. Yani bunu da sağlayan şey LA diyor, Low Energy Audio kodeyi oldu. Bağlantı kısmına eklemek istediğim son iki nokta var. Bunlardan bir tanesi kulaklıkları tek tek kullanabiliyorsunuz. Yani isterseniz sağ kulaklık, isterseniz sol kulaklığı tek tek kullanabiliyorsunuz. İki cihazı yine aynı zamanda bağlayabiliyorsunuz. Bu da ne anlama geliyor? İsterseniz iki telefon, isterseniz bir telefon, bir laptop gibi bağlantı seçenekleri burada bizlere sunulmuş. Bunun da detaylarını uygulama üzerinden zaten birazdan sizlere göstereceğim. Şimdi gelelim pil performansı kısmına. Cihaz isterseniz tipçe üzerinden şarj oluyor. isterseniz de wireless yani kablosuz olarak da şarj olabiliyor arkadaşlar. Kutu üzerinde bulunan ledler yardımıyla pilinin dolup dolmadığını buradan anlayabiliyorsunuz. Kulaklıklar yaklaşık olarak 7-7,5 saat arasında bir pil performansını bizlere sağlıyor ve şarj kutusuyla beraber 30 saati bizlere toplamda verebiliyor. Aynı zamanda hızlı bir şarj özelliği var. 8 dakikalık bir şarj ile 1 saatlik müzik performansını bizlere sağlayabiliyor ve Sennheiser Momentum True Wireless 3'te bir takım pil problemleri yaşayan arkadaşlarım oldu. Bunları gördüm, duydum. Bu tarz bir durum da engellemek için burada Sennheiser artık pilleri tedarik etti yani satın aldığı firmayı da değiştirmiş ve böylelikle bu cihazda böyle bir problem olmayacağını da taahhüt ediyor. Pil konusunu eklemek istediğim bir detay ise ilk defa bir kulaklıkta gördüğüm özellik bundan zaten birazdan size bahsedeceğim iPhone kullanıcıları zaten bu özelliği biliyor pil sağlığı özelliği normalde biliyorsunuz bu tarz lityum iyon pillere sahip olan kulaklıklar ya da cihazların aslında pil ömürlerini daha da uzun olmasını sağlayabilmek için şarj seviyesini %27 ya 80 arasında tutmak lazım. Ne sıfıra kadar indirmeniz lazım ya da sürekli fulllemeniz lazım. Böyle olduğu zaman cihazın pilini maksimum seviyede kullanmış oluyorsunuz. Bu özellikle ilk defa bir kulakta karşıma çıktı. Ayarlar kısmından bunu açabilirsiniz. Uygulama kısmında göstereceğim bunu. Şimdi ise gelin buradaki uygulama kısmına hızlıca bir göz atalım. Pilimizin ne kadar kaldığını görüyoruz. Sağ tarafta görüldüğü üzere. Connection Management kısmına geldiğimiz zaman iki farklı cihazı bağlayabiliyorsunuz. Ben şu anda sadece iPhone'umu bağladım. Aşağı geldiğimiz zaman My Sound var. Burada isterseniz Equalizer ayarlarınızı buradan detaylı olarak yapabiliyorsunuz. İsterseniz bass boost, podcast ya da kendi ayarınızı buradan yapabiliyorsunuz. Ya da buradan kendi ses ayarlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunun için burada ufak bir ayar yapılması gerekiyor. Demin sizlere zaten bahsetmiştim bu konuyla ilgili olarak. Alta geldiğimiz zaman ise adaptive noise Cancellation'ın ayarları var. İsterseniz açıyorsunuz, isterseniz kapatıyorsunuz. İsterseniz de anti wind olarak bunu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Aşağıya geldiğimiz zaman şeffaflık modumuz var. Açma kapatma ve aynı zamanda low, mid ve high burada görüldüğü üzere çeşitli şekilde bunun şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Touch kontroller yani dokunmatik kontrolleri isterseniz kapatabiliyorsunuz ve ayarlarını buradan değiştirebiliyorsunuz. Geriye geldiğimiz zaman burada fit test var. Kulaklığı iyice oturtmanız gerekiyor. Şöyle tok takıp sonra çeviriyorsunuz ve fit teste bu şekilde başlıyorsunuz ve kulakta bu şekilde kullanmanızı öneriyor zaten Sennheiser'da. Aşağısında Sound Zones var arkadaşlar. Cihaz sizin nereye gittiğinizi takip ediyor aslında. Diyelim ki metroya girdiniz ona göre ses profili yapıyor. Eve geldiniz ona göre bir ses profili yapıyor. İstediğiniz ses profiliniz neyse onu otomatik olarak geçiyor. Cihaza bir güncelleme geldiği zaman onu buradan yapabiliyorsunuz. Aşağı geldiğimiz zaman burada ses ses değiştirebiliyorsunuz. Low latency yani oyun için farklı bir ayarımız, yüksek çözünürlük ve lossless gibi farklı kodekleri buradan değiştirebiliyorsunuz. Tabii ki telefonunuzun ya da cihazınızın bunları destekliyor olması lazım. Bildiğiniz gibi iPhone'lar sadece AAC'yi destekliyor. O da burada zaten yazıyor kodek kısmında. Aynı zamanda alt tarafa geldiğiniz zaman batarya eko kısmı var. Burada görüldüğü zaman bunu açabiliyorsunuz ama o zaman da e, görüldüğü üzere APTX kullanılamıyormuş. Zaten eğer iPhone'da kullanacaksınız bunu açabilirsiniz. Çünkü zaten aptx desteği yok. Ve aynı zamanda burada cihazın pil ömrünü daha da uzatabileceğiniz bir özellik geliyor. Bunu açtığınız zaman cihazın pilinin %100'e gelmeden %80 civarında kalmasını sağlayabiliyorsunuz. Böylelikle pil ömrünü de uzatmış oluyorsunuz. Bu da daha önce hiçbir kulaklıkta görmediğim bir detay arkadaşlar. Onun da ayarı buradan yapılabiliyor. Evet genel olarak uygulamalar kısmı da bu şekildeydi. Genel olarak toparlamamız gerekirse iyi bir ses performansı isteyenler için Sennheiser Momentum True Wireless 4 güzel bir seçenek olabilir. Ancak Birinci önceliğiniz aktif gürültü engelleyici ise burada bu kulaklık sizlere en iyi performansı vermeyecektir. Yine de kabul edilebilir bir performans ama en iyisi değil. Bunun da altını çizmek istiyorum. Evet dilim döndüğünce sizlere bu kulaklığı anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.